Seba, onu dünyaya getiren annesi, biyolojik annesi Nurten Arslan'ın telaffuz bile etmek istemediğimiz o talihsiz geceden dünyaya geldiğini öğreniyor. Onu büyüten annesi tarafından ve sonrasında biyolojik ailesini bulmak üzere yola çıkıyor. Nurten Hanım'a, Nurten Arslan'a ulaşıyor ve Nurten Arslan da babasının Muhammed Çelimli olduğunu söyledi. Nurten Arslan biyolojik anne telefon attığında, Muhammed Bey telefon attığında mı? Babası iddia edilen kişi. Muhammed Bey, sizden bir ricada bulunacağım. Lütfen canlı yayında olun. Ekip arkadaşlarımız sizi arıyor. Bir de ismi geçen Serpil Hanım vardı. Seba'nın Tülay Hanımlara verilmesinde aracılık eden kişi. Serpil Hanım, merhaba. Canlı yayındasınız. Evet. Şimdi biraz önce sizin isminiz geçti. Siz de zaten ekip arkadaşlarımız ulaşmışsınız bu konuyla ilgili açıklama Evet. yapmak istiyorum diye. Evet. Seba dünyaya geldikten 40 gün sonra Tülay Hanımlara veriliyor. Ve Açıkçası sizin tarafınızdan ben vermedim. kim Ben verdi? vermedim. Muhammed vardı. Kim verdi? Babası televizyonda. Muhammed Çelimli mi verdi? İşte çocuk bilmiyorum. Yani Muhammed Bey verdi diyorsunuz çocuğu. Biz benim orada söylüyorduk. Çocuk hastaydı. Ölüm bir derece değildi. Efendim? Yani çocuk bir hastaydı. Ölüm Çocuk. bir derece değildi. Bakıcı kimse yoktu. Gelip bakmıyordu. Benim durumum da elverişli değildi. Komşular oradan verelim demişler, konuşmuşlar. Geldiler, bak Muhammed de vardı verildiğinde çocuğun. Peki Nurten Hanım, şimdi bu arada Serpil Hanım'da rahatsızlığı var. Ondan dolayı yavaş yavaş konuşuyor. Nurten Hanım, sizin neyiniz oluyor? Akrabam olur zaten. Akrabanız olurdu. Siz tüm bu yaşananlara şahit misiniz? Evet, benim oraya gelmeden önce de zaten hastaneden doğum etiyle çıkardığında Muhammed'in amcası mıdır nesi de oraya götürmüş, oradan da sonra benim oraya gelik. Çocuk nerede dünyaya geliyor? Onu bilmiyorum. Peki Nurten Hanım, Seba'yı nerede dünyaya getirdiniz? Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. O Antalya. zaman devlet hastanesi olarak geçiyordu. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni dünyaya getirdiniz. Hangi Evet. tarihte? 9 Mayıs. 9 Mayıs günü. Peki Evet. bu talihsiz gece ne zaman yaşandı? Aşağı yukarı Eylül ayından önceydim. Eylül ayından önceydi. Evet. Onu iyi hatırlıyorum. Eylül ayından önce olduğunu iyi hatırlıyorum. 9 ay yapıyor zaten. Muhammed Bey, Efendim? Bu olay ne zaman yaşandı? 1991. Hangi ay? Yılbaşında. Yanınızdaki kişi yılbaşında olduğunu söylüyor. Nurten Hanım diyor ki Eylül ayında yaşandı diyor. Elinizdeki mahkeme kağıdında suç tarihi yazıyordur. Okur musunuz? Suç tarihini okur musunuz oradaki? Şu anda Muhammed Bey elindeki evraklara bakıyor. Beşinci ayın 8'i 1991. Efendim? Beşinci ayın 8'i 1991. 5. ayın 8'i 1991. Bir şey söyleyeceğim. 91, 9 Mayıs 1991'de de çocuk dünyaya geliyor. 8. ayın 5'i mi? 5. ayın 8'i. Bakın, 5. ayın 8'i 1991 mi diyorsunuz? Evet. Emin misiniz? Kararda bu yazıyor. Yazdığı gibi okuyun. Tam yazdığı gibi okuyun lütfen. 8'e 5, 1991. 8'e 5. 1991, Mayıs ayı olduğunu iddia Mayıs ediyor. ayı oluyor. 91 yılında Seba dünyaya gelmedi mi? Siz Muhammed Bey yılbaşı gecesi olduğunu iddia etmiştiniz Cuma günkü yayında. Şu
yanınızdaki kişiyi verebilir misiniz telefona? Kimdir o? Muhammed Bey. Muhammed Bey. Efendim. Yanınızdaki kişiyi verebilir misiniz telefona? Ben gözden okuyamadığım için yanımda arkadaş okuyor dosyalarda. Dosyaları o okuyor. Evet. Peki. Adı Durmuş Bey mi? Efendim? Durmuş Bey mi yanınızdaki? Hayır, Emin Bey. Emin Bey. Peki. Nasıl olur peki? 85-1991. Hülyan'ı. Yani olayın vukuyla 9 ay sonrası tutmuyor. Yani kayıtlar tutmuyor. O yüzden de Muhammed Bey, siz elinizdeki evraklarla buraya gelebilir misiniz? Faks numarasını değil, şu evrakları ben size göndereyim. Ekip arkadaşlarımız faks numarasını... Yani siz buraya yarın gelebilir misiniz? Hemen size uçak bileti aldıracağım. Evet, faks değil, dosyaları faks değil. Size burada... Tamam, o zaman şimdi telefonu kapatıyorum. Pınar, Emrah, kim varsa... hemen faksları alın. Ekip arkadaşlarım sizi arıyorlar. Evraklar geldikten sonra tekrar konuşacağız. Eğer Muhammed Bey'in iddia ettiği gibi olursa 92 Ocak ayında doğum tarihinin olması gerekiyor. 91'de oluyor. Evet. Peki evraklar geldikten sonra göreceğiz hep beraber. Teşekkür ediyorum Serpil Hanım yayına bağlandığınız için. Nurten Hanım, ekip arkadaşlarımız yarın konu devamında sizi tekrar bağlayacaklar. Sağ olun. Seba, tekrar görüşeceğiz. Gel. Teşekkür ederim Esra Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.